Herkese merhabalar, ismim Behrenk. Arancı Teknoloji Kurucu, aynı zamanda veri yönetimi danışmanı olarak çalışmaktayım. Öncelikle Vitalaj ve RUJI Networks'e e, bugünkü konuşma fırsatı verdikleri için e, çok teşekkür ediyorum. E, ben size bugün RUJI markayı neden tercih ettiğim e, ettiğimizi, e, detaylarını paylaşacağım. Fakat ilk önce biraz 2 Protect markamızdan bilgi vermek istiyorum. Biz 2 Protect olarak veri yönetimi sağlayan bir MSP'yiz. 2 Protect bir veri koruma platformu olduğu için işletmeler verilerini test içinde hibrit veya bulut ortamında koruyabiliyorlar ve bir kopyasını bize gönderebiliyorlar. Ve rakamlarla 2 Protect'e baktığımız zaman 2 Protect yaklaşık bir buçuk yıl içerisinde 1.8 petabaytlık bir veriye ulaştı ve her ay 100 terabayt yakın veri artışı gerçekleşiyor. Ve biz aktif olarak e, bugünkü raporlara baktığımda 921 tane sanal sürücüyü e, kesintisiz olarak replik ediyoruz. Tabi bazı makinelerde periyodik olarak geliyor. Ve bizde müthiş bir e, veri boyutu var. Ve tabi bu hızla da artıyor. E, burada bizim e, temel ihtiyacımız e, çünkü bizim kullandığımız depolama sistemleri network tabanında çalıştığından dolayı e, bizim için yüksek network hızı gerektiriyordu. Ee, ve biz işletmelerin acil bir durum aşaması halinde verilerini bizim veri merkezinden açmamız gerekiyor. Bundan dolayı da bizim RT ürünlerimiz çok çok önemli. Bizim aktif olarak kullandığımız network bundan 6 ay önce 10 GB'ydi. Ee, fakat yetmiyordu. Çünkü 1 GB bölü saniye bizim için yeterli kalmıyor. Ee, kullandığımız müşterilerin verileri 20 TB, 30 TB olduğu için bizim çok kısa sürede onları e, restore yapabilmemiz gerekiyor. Bizim daha önce kullandığımız teknoloji idi. ancak biz e, RUJI markanın teknolojisiyle beraber e, RDMA kullandık. E, RDMA kullandığımızdan dolayı da e, IceR yani iSCSI'nin RDMA uzantısı olarak e, bu teknolojiyi hayata geçirdik. Şimdi RDMA nedir? RDMA e, iki tane sunucu arasında veya sunucu ile depolama sistemi arasında veri gönderdiğiniz anda veriyi TCP katmanına sokmuyor. Ee, ve doğrudan memory'den memory veri transferi yapabiliyor. Kullandığı enkapsasyondan dolayı. Ee, tabii böyle olduğu zaman CPU'daki yük ciddi şekilde azalıyor. %90 üzeri azalıyor. Ee, ve işletim sistemi CPU'da işlem yapmadığı için latency düşüyor. Latency düştüğü zaman da hız artıyor. Biz daha önce iSCSI bağlantılarımızı LACP ile 2 hat 4 hata kadar artırdık fakat 40 gigabitlik bir LACP 4 tane 10 gigabiti 40 gigabit yapmamıza rağmen yine performans alamadık. Çünkü bunun işletim sisteminin yükü TCP'nin gecikmesi eklendiği zaman 2 25 gigabiti geçemedik. Ancak bu teknolojiyi ISR'e geçirdiğimiz zaman kullandığımız network kartları, kullandığımız rujum markasının data center switchleri 6500 serilerini kullanıyoruz biz. ...bundan dolayı biz verilerimizi artık 40 gigabite kadar şey yapabildik, yükseltebildik hızını. Aşağıda detaylı bir grafiği var. Gördüğünüz gibi application normal şartlarda RDMA kullanmadığı zaman da... ...kernel katmanı yani TCP katmanına gönderiyor... ...ve tekrar aynı şekilde TCP katmanını sokarak application'a ulaştırıyor. Bu hem CPU hem de ki gecikme değerini artırıyor. Yüksek hızlarda gecikme ciddi şekilde etki yapıyor... Ancak RDM teknolojisinde application buffer'ından diğer application buffer'ına doğrudan siz veriyi transfer edebiliyorsunuz. Kullandığı özel protokolden dolayı. Bizim diğer e, ruji tercih etmemizin en büyük avantajlarından biri de VXLAN, AVPN VXLAN teknolojisi. Biz disaster recovery hizmeti sağladığımız için ve ciddi sayıda e, veri olduğu için biz işletmenin kullandığı diyelim ki 20 tane VLAN kullanıyor müşterimiz. Biz o VLAN'ları bizim veri merkeze kadar uzatmamız gerekiyor. Niye? Çünkü şey müşterinin sistemleri çöktü. Herhangi bir nedenden dolayı diyelim ki durdu. Biz aynı makineleri çok kısa süre içerisinde, 15 dakika içerisinde ayağa kaldırıp ve aynı VLAN'ları kullanabilecek şekilde aktif etmemiz gerekiyor sistemleri. Bundan dolayı biz e, Layer 3 üzerinden, yani bir internet ortamı üzerinden müşterinin kullandığı e, kaç tane VLAN varsa onları bu teknolojiyle bizim veri merkeze kadar uzatabiliyoruz. Tabii bu teknolojinin birçok avantajı var. Ee, biz bunu kullanarak müşterilerimize sadece bir disaster recovery değil, bir aktif aktif veri merkezi sunabiliyoruz veya aktif hibrit veri merkezi sunabiliyoruz. Şöyle oluyor, işletme partial failover, yani kısmi bir failover yapabiliyor. Niye? Çünkü aradaki VX'den sanki iki veri merkezi tek bir veri merkezi gibi çalışıyor. Niye? Sizin kullandığınız bir A makinesi varsa A makineyi veri merkezine kapatın, bizim veri merkezi açın. Aynı IP, aynı DNS'de sistemler hayatına devam edecek. Bizim işletmelere önerdiğimiz yapı bu şekilde. Ee, tabii her işletmeden işletmeye değişiyor. Bizim e, Layer 3 olarak Evipen yerine biz sd yapılanı tercih ediyoruz. Bu da e, ayrıca Vitel'in 3-4 marka ile beraber sd çözümleri de sağlıyorlar. E, biz Layer 3'ü sd yapabiliyoruz. Çünkü paket bazında routing yapmayı isteyen bir şirketiz. E, aynı zamanda Ruji, 6500 ve Ruji 6200 de müşteri tarafından genelde tercih ediyoruz biz top of rack olarak. E, bu sayede kullan işletmelerin kullandığı sanal sunucuları, örneğin sol taraftaki yeşil e, sanal sunucu VM1, 192.168 bir network çalışırken aynı zamanda bu network'ü bizim veri merkezinde e, kullanabiliyorlar. Yani siz makine kapatın veri merkezinde, disaster recovery merkezinden aynı IP ile makineyi açıp kullanabiliyorsunuz. Bizim ruji markasının e, tercih etmemizin en büyük etkenlerden birisi e, teknoloji. Tabii ki teknolojiyi de e, uygun fiyata alabildiğimiz zaman e, yaptığımız seçim çok daha kolay oldu. E, Birçok markayı da test yaptık ancak yani e, Çin e, ürünü dediğimiz anda biraz e, önceden düşünüyorduk ama şimdi kesinlikle e, çok daha güvenli bir şekilde e, buna inandık ve bir buçuk yıldır bunu kullanıyoruz ve şu ana kadar da herhangi bir sorun yaşamadık. Sorularınız olursa info.aranciteknoloji.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.